Ee, sevgili izleyicilerimiz, sevgili gençlerimiz e, ve bizi izleyen herkese buradan iyi öğleden sonraları dileyelim. Günün sonuna yaklaşırken saatler 16'yı gösterirken, e, anonsumuzda geçtiği üzere tam da bu noktada sevgili Hülya Mutlu'yla beraberiz. E, Hülya Mutlu dediğim zaman acaba kimdir filan diyeniniz de olabilir. Benim gibi geç keşfetmiş de olabilirsiniz veya bir yerlerden aşina da olabilirsiniz. E, Hülya Hanım. Benim gözümde içimizden birisi gerçekten kurumsal hayatın doğala yansımış bir yüzü. Bir eğitmen, bir danışman, böyle kurumsal kimlikleri var ama ama bir de bir Eda Nazımız var. Bir de bir Zülfiye teyzemiz var. Bir de bir Zülfiye teyzenin anlaşamadığı çocukları ve onların gelinleri var. Filan böyle bir sürü hikayeler yığını ve bir de kitabı çıktı ki sormayın gitsin kendisi anlatacak bir kadın, bir mizah üstadı ve en önemlisi bir söz üstadı. Hoş geldiniz sevgili Hülya Mutlu ekranlarımıza, aramıza hoş geldiniz. Buyurunuz lütfen. Hoş bulduk. O kadar güzel bir girizgah yaptınız ki vallahi ben şöyle kanatlandım uçacağım. Güzel sözlerinize masar olmak çok güzel hakikaten. Çok çok teşekkür ederim. Bugün burada sizlerle Denizbanklı gençlerle, stajyerlerinizle, genç dostlarımızla buluşmamıza vesile olmanız gerçekten çok değerli. Ben de bu bize ayırdığınız değerli süre içerisinde genç dostlarımızın yaşamlarına dokunacak bir takım bilgileri, bir takım hikayeleri kendimce aktarmaya çalışacağım. Eee Umuyorum sizler de keyif alırsınız. Zaten Ezgi Hanım herhalde soruları sonda e, ben alıyor soruları, diye biliyorum. Ben soruları sonda alacağım. Evet chatbox ekranımıza <laughs> e, sevgili arkadaşlarımızı da buradan davet etmiş olayım sizin aracılığınızla. Merak ettiğiniz her şeyi chatbox'a yazabilirsiniz. E, son 10 e, ya da 5 dakika kala bitimimizde mutlaka paylaşacağım. Olmadı sonrasında paylaşacağım ama hiçbir soru yanıtsız kalmaz burada diyelim. Ve sunumunuz da geldi ekranlara. Harika. Evet sevgili dostlar şimdi benim anlatacaklarıma şu bağlamdan bakarsanız ben çok mutlu olurum bunları ben hayatımda ne kadar uyguluyorum ve bundan sonrasında ne kadar uygulayabilirim e, zira e, bu zamanın önemli becerilerinden birisi kavramları ya da teorinin avucuna sıkıştırdığımız şeyleri pratiğe geçirmek ve hayata dönüştürmek bunu yaparken de böyle spontan güzel kendiliğinden e, ve samimi Doğal bir şekilde yapmak çok önemli. Aksi takdirde kurumsal yaşam çok eğreti, birbirimize zindan ettiğimiz sıkışmış bir yer haline geliyor. Bunun böyle olmaması için bizim gerçekten samimi ve içten bir şekilde bazı şeyleri yaşamamız lazım. Hatta benim çok buna dair güzel bir hikayem var sizinle paylaşayım. Beni bir üniversiteye davet ettiler. Sizin gibi genç dostlarımıza iki günlük bir program iş hayatında iletişimi anlatıyorum. Bir katılımcı el kaldırdı. Yani de hocam bir şey soracağım. Ben dedi hiç göz kontağı kuramıyorum. Biraz mütedeyin bir çevrede yetiştim. Bir miktarda işte kendi çekingenliğim derken kadın, erkek, anam, babam kim derseniz bir türlü göz kontağı kuramıyorum. ha Biliyorum yarın iş hayatına atıldığımda bu benim açımdan sıkıntı olacak. Yani ya özgüven sorunu var deyip etiketleyecekler. Ya işte bizi kale almıyor diyecekler. Ama hakikat bu değil. Bir öneriniz var mı dedi. Ben de ona dedim ki bak Ünal ben böyle reçetelere inanan birisi değilim ama ben farkındalığa çok inanıyorum. Sen bu işin farkına vardığına göre artık hayatını al biraz pratiğini yap. Yani konuşurken göz kontağı kurmaya çalışacağım bu kadar basit dedim. Şimdi bu çocuk da Teoriyi böyle hop aldı ve ertesi gün geldi. El kaldırdı ikinci gün. Hocam dedi ya ben dedi bunu denedim akşam. Babam bir şey anlatıyor dedi. Ben böyle göz kontağı kuruyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Hiç çekmiyorum. Ben de bir şey anlatırken hiç çekmedim. Gece yatana kadar yaptım biliyor musunuz dedi. Ben de sınıfta böyle dinliyoruz büyük bir heyecanla. E dedim ya bir işe yaradı mı peki? vallahi dedi babam yatmadan önce dedi ki oğlum Ünal sen niye mal mal bana bakıyorsun? Şimdi bütün sınıf başladık biz gülmeye. Ve ben de e, bu, onun bu anlattığı bende çok iz bıraktı. Çünkü hepimiz bunu yapıyoruz. Bir şeyleri biliyoruz, öğreniyoruz. Ya onları böyle nadasa bırakıyoruz, kullanmıyoruz. Ya da kullanırken o kadar böyle e, özümüzle birleştirmekten uzak ya da yapay, samimiyet dediğimiz şeyi oraya getirmeden kullanıyoruz. Ki işte Ünal'ın babasına yansıması gibi oluyor. O yüzden benim anlattıklarımı siz kendi özgün ruhunuzda size nasıl uygunsa öyle içselleştirerek hayatınıza geçirirseniz çok güzel olur diye düşünüyorum ve müsaadenizle ufak ufak başlamak istiyorum. Ben sizin gerek Denizbank bünyesinde gerekse öğrenciliğiniz boyunca katıldığınız programlarda hem hocalarınızdan hem de işte iş yaşamındaki profesyonellerden Defaatle duymuş olma ihtimaliniz olan bir şeyle başlayacağım. Hocam niye aynı şeyi söylüyorsun diyeceksiniz ama bu çok önemli bir bilgi. Çünkü gençler e, yolun başındayken zihinlerinin olabildiğince berrak ve farkındalıklarının yüksek olması değerli. Onun için de bizler gibi daha deneyimli insanların... E, bir misyonu var diye düşünüyorum bazı farkındalıkları yaratmak için. Ben bazen şunu görüyorum ya ben gerçekten ne iş yapacağım? Ben bankacı mı olmak istiyorum ya da bankacılıkta işte genel müdürlükte mi olayım, operasyon tarafında mı olayım, satış mı bana hitap eder? Ya ben ne yapayım ben bilmiyorum. Böyle e, kafası karışık olabiliyor insanların. Bir kere bu çok insani bir şey onu söyleyeyim. E, peki nasıl netleşelim biz ne yapacağımıza dair? Jim Collins'in İden Mükemmel Şirketleri adında bir kitabı olan yazar, iş dünyasına dair kuvvetli içgörüleri vardır. Der ki bir kirpi modeli diye bir modelden bahseder ve bize şunu söyler. Bir kere en iyi olduğunuz şeyi fark edin. Yani yeteneğinizin nerede olduğunu mutlaka fark edin ya ben neye yetenekliyim bilmiyorum diyen dostlarımı da görüyorum. Bu da insani. Burada da şöyle bir tarif verebilirim. Başkalarına göre çok daha kısa sürede çok hızlı sonuçlar aldığınız ve insanları böyle şaşırtan becerileriniz varsa bunlar sizin yeteneğinize işaret eder. Ve maalesef yetenek bazen o kadar kanıksanmıştır ki sanki herkes de var gibi gelir. Dolayısıyla böyle yeteneği ölçmeye yönelik bir takım envanterlerden istifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. Gallup'un bir envanteri var. Onu mesela iş hayatının başında bir kullanmanızda fayda var. Sonra tabii neyi ben çok seviyorum? Ne yaparken zaman akıp gidiyor ve unutuyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan'a soruyorlar. Efendim şair olmasanız ne olurdunuz diye. Şöyle bir düşünüyordu diyor ki kahrolurdum. Aynen böyle bir iş yapmanız gerekiyor. Ben mesela aynı şeyi söyleyebiliyorum. Bu işi yapmasam gerçekten kahrolurdum. Çok seviyorum. Üçüncüsü Türkçe'ye şey diye çevirmişler. Motorunuzu döndüren şey ne? Ama daha yalın şekliyle nereden para kazanacaksınız? Ee, bu üçünün kesiştiği yer sizin odaklanacağınız yer. Şimdi bunu tespitten sonra aslında yolculukta yapmamız gerekenler biraz daha netleşiyor. İş hayatında insanları üçe ayırabiliriz. Teknisyen, yönetici ve girişimci. Teknisyen teknik olarak teferruatlı bir işi uçtan uca götürebilen çalışandır. Bu bazen bir mühendis pozisyondadır, bazen bir operatördür, bazen güvenlik görevlisidir, bazen bir banka şubesindeki bireysel bankacılıktaki uzmandır. Peki yönetici kimdir? Yönetici akışı yöneten, işlerin nizami bir şekilde sistematik gitmesini ve bütün ilgili tarafların işini yapabilir olmasını sağlayan kişidir. Girişimci ise işi bambaşka bir boyuta taşıyan yaratıcılık katan işin şeklini işte o e, inovasyona doğru götüren kişidir. Öncelikle kendinizi bir konumlandırın. Bu yolculukta siz bir teknisyen mi olacaksınız? Bir yönetici mi olacaksınız? Bir girişimci mi? Bazen de tabiatı itibariyle insanların e, teknisyenlik tarafında çok daha üretken ve verimli olduğunu da görmek mümkün. Şimdi ben Şöyle söyleyeyim. Sizleri amacım asla ideallerinizden uzaklaştırmak değil. Ama ha hakikate yüzümüzü dönmek çok değerli bir şeydir. Hakikate sırtını döndüğün zaman yaşamda çok bocalıyorsun. Hakikat bazen hoşumuza gitmiyor ama onunla yüzleştiğimizde evet bende bu var ve yapmam gereken bu. Ya da yönetici ya da girişimci olmak istiyorsanız hangi yeterliliklerinizi geliştirmeniz gerekiyor? Sizin için şu dönemde şunu şu hatırlatma çok önemli kazanmanız gereken yetkinlikler üçe ayrılıyor. Bir teknik yetkinlikler. Eee ikincisi ilişki ve işbirliğine dair iletişime dair yetkinlikler. Üçüncüsü yönetsel yetkinlikler, liderlik yetkinlikleri. Bunları beraber geliştirdiğiniz takdirde gerçekten geldiğiniz nokta muhteşem oluyor. Benim dikkatimi çeken önemli konulardan birisi teknik yetkinliklere çok odaklanabiliyor insanlar. O gelişirken ilişkiyi yönetme, kendini ifade etme, bağ kurma, bu yetkinlikler yerinde saydığı zaman diyor ki ya ben bu kadar iyi bir yazılımcıyım, işte data scientist oldum efendime söyleyeyim bu kadar iyi bir uzmanım. Neden, ne oluyor yani niye ben değil de o? İşte Ural onun... gibi göz teması kuramıyor belki. Evet, an. aynen öyle. İşte <laughs> o göz teması o kadar önemli ki yani o göz temasını kuramadığınız takdirde. Hep böyle bir kurban rolüne kaçarsınız ve kurban rolüne kaçan insan da hemen bir psikolojik oyun'a girer. Psikolojik oyundaki diğer karakter de suçlayıcı ve kurtarıcıdır. Ya bir suçlayıcı ararsınız ya da Mesih gelsin bizi kurtarsın diye bir kurtarıcı ararsınız. Ama siz yaşamınızda kendi kahramanı hayatınızın kendi kahramanı olmak istiyor iseniz bu farkındalıklarla gerekeni yapmalısınız. Şimdi. Dostlar, kişisel gelişim kitapları okuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Okuyun, kişisel gelişimin değerinin indirgenmesine ben kızıyorum çünkü güzel bir şey yani kişisel gelişmeden olmaz. Ancak orada pompalanan bir mit var, şöyle bir şey. Yeter ki sen iste, sen <laughs> istersen hiç başaramayacağın hiçbir şey yok. Sakın böyle bir gaza, sakın ona gelmeyin. Çünkü e, bizim bir şeyi başarmamız için kendimize sormamız birazdan oraya geleceğim kendimize sormamız gereken sorular var benim yeteneğim var mı peki bu başarmak istediğim şeye dair yetkinliğim var mı enerjim var mı bu çünkü hayatta e, ekmediğimiz yerden deremiyoruz o yüzden gerçekten çalışmak çok önemli bir faktör kaynak var mı içeride? Ve de e, net şekilde şunu söyleyeyim, gerçeklik kontrolü yapılmadan çıkılan yollar insanı sukutu, hayale uğratır. Şimdi böyle girdikten sonra, Ezgi Hanım girişte çok güzel bahsetti sağ olsun. Ben e, iş hayatının o ironik hallerini mizah videolarıyla e, e, aktarmaya çalışıyorum. Bugün bir tane size video izlettireceğim, bir tane de kısa bir canlı performans yapacağım. Çok canlı performans yapmaya alışık değilim aslında yani ama... Hani sınıflarda yapıyorum ama şeyde dijitalde çok yapmış değilim ama sizin için. Ezgi Hanım'ın da özel bir ricası olduğu için. Öyle <laughs> çok bir kuple birazdan bir kuple bir şey yapacağım. Birazdan, yani bir, bir kuple şey... Zülfiye Hanım yapacağım. Zülfiye Eda Naz'a Hanım bağlanalım şimdi önce değil mi? Evet tabii önce bir Eda Naz'a bağlanacağız. Eda Naz'ı bir dinleyelim. Önce... Eda Naz kim? Önce ondan bahsedeyim. Eda Naz sizin daha bu stajyerlik döneminizde bile <laughs> defalarca karşılaştığınız bir insan. Hani böyle adres belli olsun diye e, gelmiş oraya sıfır üretkenlik masayı meşgul ediyor ama hiç kimse de ona hiçbir şey demiyor öyle eda nazlar gidiyor bir, bir şekilde çalışıyor bir kere e, nerede çalışırsanız çalışın eda naz gibi insanlarla karşılaşacaksınız ama ben şunun için izletiyorum size sakın ola ki bir eda naz olmayın çünkü bir ülkenin e, bir kurumun ee, herhangi bir ekosistemin Edanaz gibi insanlara çok fazla ihtiyacı yok. Şimdi Edanaz'da bize size de yazık. <laughs> tabii canım hepinize yazık. Bize de yazık yani. Edanaz evet. yani. bakalım nasıl biri? O da e, sizler gibi daha yeni başladı. Muhtemelen de sizin yaşıtınız. Açıyorum şimdi bir izleyelim beraber. Benim adım Edanaz, 22 yaşındayım. Çalışma hayatına yeni atıldım. Çalışma hayatı kendi içinde güzel ama zorlukları da var. Mesela ne zor derseniz hiç çalışmayıp çalışıyor gibi görünmek çok zor. Yani akşam eve gittiğimde böyle kendimi sıkmaktan bu kılıçlarım ağrımış oluyor. Anneme diyorum hadi biraz ol. Ee, bazen de toplantıda benle konuştuklarını hiç anlamıyorum. O gün toplantıda işte müdürler var. Genel müdür diyor ki daya e, bakın. Ben de daha bakın anladım. Nereye bakalım diyorum. Yani çok ayıp ettiler, güldüler. Ama şey güzel oluyor. Burada bizim internete girişimize bir şey demiyorlar. Ben akşama kadar böyle işte kına için, düğün için yer bakıyorum, gelinlik bakıyorum falan. Şu yan masada oturan kız muazzez diyor ki sen nişanlı mısın? Yok dedim, benim sevgilim bile yok. Ama olsun, bir gün olacak kısmet. Ben bazı şeylerde pişmanım. Mesela annem sözünü dinlemedim. O üniversitedeyken diyordu ki tıp fakültesinin önüne git kızım, öyle fuzuli fakültelerin önünde zaman geçirmeyin arkadaşlarınızla. Orada bulursunuz diye. O zaman olmadı ama yine de olur. Bir de ben şeye biraz bozuluyorum. Bu öbür masada oturan Hatice var ya kafayı bana takmış. İşte bu gitmiş şikayet etmiş. Hiç çalışmıyor. Hep alışveriş yapıyor. İşin çoğunu biz yapıyoruz. Bizden aynı parayı alıyor falan. Ben de dedim ki yani niye öyle dedim. Herkes kendi kısmetin. Yani sen de evleneceksin ben de evleneceğim değil mi? Kısmet. Bak bu iş bile kısmet mesela. Benim babam buranın genel müdürü Fazıl amcayı tanıyor. O da işte iş aldı beni. İnşallah kısmetse bir şeyler alır. Merhaba. Ben Annesi. Hayat Eda Naz'ın annesiyim. Kızı linç etmişsiniz. Burada saymadığınız laf kalmadı. Evet bir şekilde dondu herhalde. E, bence sistem bile dayanamadı Eda Naz'a herhalde. Annesini belki biraz sonra alırız e, müdafaa için. E, velisine evet. sonra bağlanalım diyelim. Buyurun lütfen. E, Eda Naz <laughs> içimizi <laughs> açtı hakikaten. Değil mi? Ee, Eda'nız böyle ve ülkenin de az önce ifade ettiğim Bilmiyorum. gibi böyle insanlara çok ihtiyacı yok sinir bozucu gördüğünüz <laughs> gibi. Ama benim en sevilen karakterlerimden birisi. Ee, bu insanları zaten iş hayatında tutan en önemli şey de onların derin sempatisi. Evet efendim şimdi ben size bugün anlatacağım konuyu bir kurama dayandırarak anlatacağım. Ee, ben e, aynı zamanda İngiltere'de yaşıyorum ve orada e, Julie Hay diye bir hocam var benim. Bu kadın e, psikolojide transaksiyonel analiz denilen bir kuram var. O kurama o, onun literatürüne çok katkı yapmış birisi. Ve onun da literatüre kazandırdığı, otonomi kazanmış insanın beş tane özelliği var. Şimdi beni daha önce takip edenler şeyi çok iyi bilirler. Ben e, plaza dili kullanmamaya çok özen gösteren birisiyim. Ee, ve bunun, bunu da çok tiye alıyorum. Bu plaza dili değil. Bu sayfayı size İngilizce olarak göstereceğim ki bir so sonra anlattıklarım daha yerine otursun. Ayrıca şey de oluyor. Bunu e, araştırmak isteyen arkadaşlarım da oluyor. O açıdan e, İngilizler şeyi çok severler biliyorsunuz. Böyle akrostiş ya da baş harfleri aynı olan hmm. e, şeyleri. O da 5 yola çıkarak diyor ki 5 e, tane özellik var diyor. Otonomi kazanmış insanda. Ben de size bunları anlatacağım. İşte ilk Belki de eveniz... otonomiyi de bir açabiliriz e, Hülya Hanımcığım. Evet, Otonominin tamam. ne olduğunu da biraz açabiliriz. Öyle devam Çok edelim. Çok güzel bir yerden girdiniz. Şimdi otonomi e, kazanmış bir insan e, kendi iç kaynaklarının farkındadır. Sorumluluğunun bilincindedir. E, seçeneklerini görür ve birinin onu dürtmesine, birinin sürekli bir şeylerle ilgili onun hayatını yönetmesine gerek kalmaz Jim Collins bunu çok güzel anlatıyor yine. Diyor ki şirketler otobüslere benzer. Otobüslere önce doğru insanları bindirmeli, yanlış insanları da indirmelisiniz diyor. Ve doğru insanları doğru koltuklara oturtursanız zaten onların evet. işlerini yapmalarını söylemenize gerek kalmaz, onlar yapacaktır. Otonomi kazanmış insan böyledir. Evde de iş yerinde de ne yapması gerektiğinin gayet farkında kimsenin sırtına yük olmayan kendi iç problemlerini de olabildiğince çözmüş insan diyebiliriz. Ve bunu şöyle anlatıyor Julie Hay. İlki diyor awareness, farkındalığı vardır. İkincisi alternatives, burada seçenekleri görür. Yaşamda çok seçenek var. Sonra attachment diyor. Burada bağlılık ya da bağlanma diye iki şekilde de anlatacağım. Ondan sonra authenticity dediğimiz e, özgünlük var. Bunu da konuşacağız. Bir de accountability dediğimiz işte hem yaşamının sorumluluğunu almak hem de bunu aslında e, Julie şeyle de anlatıyor. Biraz şeffaf, iş hayatına şeffaflığı getirmek. Ben bunların hepsini biraz sizlerle paylaşmaya başlayacağım. İlkinden başlayalım dilerseniz. Farkındalık çok e, sık karşımıza çıkan kavramlardan birisi. E, ne olur peki farkındalığa yatırım yaparsak? Bence en güzel karşılık kendimiz hakkında bilgi ediniyoruz. Ve bu o kadar değerli bir şey ki. Kendine yapılan yolculuk çok muhteşem bir öneme haiz. Çünkü kendi içini derleyip toplayıp insanın dışarıyla da otomatikman ilişkisi düzelmeye başlıyor. Bu nedenle ben kimim, bende ne var, bende ne yok, nereye ilerlemek istiyorum, diğerlerinde olmayıp bende olanlar neler. Ama tabii farkındalık sadece bireyin kendine özgü bir farkındalığı değil burada kastedilen Başkalarına dair de yüksek farkındalık içerisinde olmak. Bu insanlar kimler? Nasıl bir hikayeleri var? E, bu insana nasıl yaklaşmalıyım? E, birçoğumuz e, sistemler içinde adeta birer kültür robotuna dönüşmüşüz. Özgünlüğümüzü yitirmiş vaziyetteyiz. Ve e, düşük farkındalıkla bize verilen bilgiyi alıp sorgulamadan kullanıyoruz. Oysa sorgulamak ve üzerine düşünmek o kadar değerli ki. Şimdi size ben bir farkındalıkla ilgili bir şey yaptıracağım. Sevgili arkadaşlar şu an her neredeyseniz olduğunuz odada sizden etrafınızdaki şöyle bir bakın odaya. Etrafınızdaki mavi şeyleri bir sayabilir misiniz? Kaç tane mavi şey varsa bir sayın lütfen. Evet. Ezgi Hanım. sizin. Ben sayıyorum ben... mesela. Evet. <laughs> Kaç tane buldunuz? Sekiz tane. Sekiz tane. Arkadaşlar siz de bulmuşsunuzdur. Tamam şimdi sorum geliyor. Hemen e, soruma cevap ver, verirsiniz umarım. Kaç tane yeşil şey gördünüz? Hı. Ha, evet. Yeşil şey muhtemelen görmediniz. Bu bana şunu düşündürmüştü. Ben egzersiz... çoğunun sesi olarak evet düşünmedik. Evet. <laughs> şimdi farkındalıkta biz genellikle 37 dereceden bakıyoruz ve Farkındalığımızın var olduğunu zannederken kendi Hı. küçük dünyamız içerisinde durmadan lejevular yaşadığımızı görüyoruz. O yüzden bu biraz emek isteyen bir konu ee, ve hani gerçekten bir kutuda olsa da şu karikatürdeki gibi e, getirip alabilsek. Ve böyle klişe sözlerden birisi. Ben onu çok seviyorum. Hiç de klişe Hayat kırk... değil bence çok güzel. Değil mi? Hayat kırkından sonra başlar demişlerdi. Farkından sonra başlarmış diyor. Evet kendi fark eden insan bir kere kendisini israf etmez. Potansiyelini doğru şekilde e, kullanır. Ve farkındalığı gelişen insanın bir kere iletişim becerileri de çok gelişiyor. Çünkü... Bu biraz duygusal zekayla da ilişkilendiriliyor ve duygusal zekanın boyutlarına baktığımızda orada şunu söylüyor diyor ki e, duygusal zeki olan insanlar öz bilinci yüksek insanlardır. Kendi duygularının farkında ve bunu kontrol edebilen insanlardır. Başkalarının duygularının farkında ve başkalarının duygularını etkileyebilen insanlardır ve iletişimde de adeta ustalaşmışlardır. Dolayısıyla farkındalık deyip geçmemek e, gerekiyor. Bu bizi yaşamda hakikaten e, olduğumuz yerden gitmeye çalıştığımız, ulaşmaya çalıştığımız yere taşıyacak olan çok ama çok güçlü bir şey. Şimdi isterseniz size bir tane de Zülfiye Hanım'dan giriş yapayım hadi, arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Şöyle. Şimdi Zülfiye Hanım kim? Ondan da biraz bahsedelim. Biraz ondan bahsedin evet bana şey çok soruyorlar. Ya Hülya bu karakterleri nereden görüyorsunuz? Nereden? Şimdi ben Malatya'dayım ve ben liseyi bitirene kadar Malatya'da yaşadım. Çok tipik bir Anadolu ailesinde, orta sınıf bir ailede ve benim annem kuafördü. Dolayısıyla da ben çok fazla insan tanıdım. Bütün bu karakterlerin tamamı ta çocukluktan itibaren yaptığım gözlemlerin ürünü. Zülfiye abla hepimizin bir şekilde bu bir İstanbul kadını da olabilir ama o e, şey tarafı dominant anne tarafı gelenekselliği herkesin hayatında gördüğü. Ve o bilgeliği. Bu arada <laughs> o bilgeliği hakikaten hiçbir şey değişilmez. O Değil çok de, esen. Çok değerli ben de, de. bir şey sorabilir miyim arada? Birazcık sorar bir vermiş olayım. Siz e, normalde de güzel içli köfte yapıyor musunuz? Yok. Hiç yapamıyorum. <laughs> Annem diyor ki bak bunu öğren. Çok Hep seviyorsun bizden. Hep söylüyorsunuz sen. bu skeçlerde. İşçi köfte, işçi köfte diye. Onu merak ettim. Ben sormuşum. Buyurun lütfen şimdi artık Yok, e, Zülfiye teyzeyi e, dinleyelim. Ama öğrenmem lazım. Bu kadar lafını yani ettiğime göre değil mi? Yani evet. öğrenmeden olmuyor. Şöyle Zülfiye teyzenin Zülfiyye. klasik bir Anadolu şeyi var. O olmadan olmuyor. Ve ben hemen ikinci kanala geçiyorum. Şimdi Zülfiye teyze şöyle anlatıyor. ki diyor Benim bir tane yegenim var. Adı da Ezgi. SV <laughs> Denizbankas tacir olarak almışlar. Denizin incisi mi ne deniz aşırımı öyle bir şey geldi. O gün bela suratı beş karış. Dedim ne oldu kızım dedim. Şimdi bunun güçlü yanları aynı bana benziği. Khalası, kız halaya derler ya, aynı bana benziği. Ama o zayıf yönleri, bela salaklığı falan, kemçik ağızlı <laughs> anasına çok benziği. Anasının bir teki. Kızım dedim, hala otur hele dedim. Ben sana dedim, mentorluk edeceğim dedim. Çünkü ben Fırkan'la Serkan'a yaptığım yaptım zamanında, bileyim. Ne oldu dedim halam, sorun ne? Dedi ki, hala ben de, de, başlar başlamaz bıkmışım dedi. Kızım dedim, ne bu hemen al atını ver külahını modu, ne oldu dedim. Dedi, hala orada dedi bize hep Angarya işler yaptırıyor, fotokopiye gönderiyorlar, hep nerede bir Angarya var, nerede bir lüzumsuz, ben hiç gelişemeyim dedim. Ondan sonra bu böyle deyince, dedim ki bana bak dedim, ezgi. ATM qatır yükünü qapın neşeyində indirir. "Də sen nədəssin ki, həmən havaya girdin qızım?" dedim. Bu belə bir şey oldu, qaldı. "Amma xala şeylə, əslində dedi mən sənə bir şey söyləyim məxəla. Mən insan qaymaqlarında işləmək istəyirdim. Amma mən insan qaymaqlarına vermədilər, operasiyona verdilər." "Ey dedim qızım get söyle. Yox söyləməyəcəm, gendilərin e, anlaması lazım." "Yavrım" dedim, "bunların deqoderi mi var səni anlasınlar. Get söylə, danış, açıq ünsiyyət qur." Belə bir durdu, düşündü. Ondan sonra işte mahna üretməyə şeyi var ya, sürekli mahna üretirdi ki, "Ey insan qaynaqlarını hər kəs istiyi. Şimdi məni niyə alsınlar?" ha dedim, "Yavrım bax. Masa, masaya bənzər, güvey paşaya bənzər. O zaman sən fərqini yaratacaqsan. Yanındakı arkadaşınn aynısı olursan səni niyə alsın? Fərqli olacaqsan. Azıcık gendə yatırım yap." dedim. Ondan sonra dedi ki, "Ey şey xala, bir də biz də böyle yaşlı insanlarla çalışıyor. Hepsi kırkın üstündeler. Orada da dedim ki kızım dedim hamama girilsin, kurnayı beğenmeyesin, düğüne gidesin, zurnayı beğenmeyesin. İş hayatı belli olmazsa biraz uyumlu olacaksın dedim. Ondan sonra ayıktı, gitti. İnşallah Deniz Bank'ta da işe girer dedim. Böyle bir kapı açılmış, değerlendir. Evet, ikinci kanaldan <laughs> çıkıyoruz. Ee, hemen birinci kanala geçtik. Ee, ben evet. hakikaten Ezgi'nin akıbetini merak ettim bu arada ama az çok tahmin edebiliyorum. Ee, çok teşekkür ederiz ee, bu harika performans içinde. Lütfen buyurun hiç yolunuzu kesmeyeyim ben. Hikayelerin genelde de sonunu merak ediyorlar. Ben de bilmiyorum diyorum. Sonrasında devam ediyor ama. İnşallah. İzleyeceğiz. Ama evet. şu anda bile inşallah izleyicilerimiz de o söylediğiniz atasözlerin o değişlerini hakikaten bir yerlere not etmişlerdir. Umuyorum. Ee, yayınımızı bence tekrar izlesinler. Ee, hiç olmadı şu sırf sözlerin hatırına çok öğrenecek şey var o tarafta. Evet dostlar aslında şöyle iş hayatı hiç kolay geçmiyor hiçbir hiçbir deneyim kolay geçmiyor ama çok öğretici geçiyor bu yolculuk içinde o duygusal dayanıklılık dediğimiz şey hakikaten çok önemli oluyor bunun için de ben aslında biraz yaşayacaklarınızla sizi yüzleştirmeyi yaşamışsınızdır da pek çoğunu ama işte açık iletişim kurmazsak Karşı tarafı olduğu gibi anlamazsak başka bir jenerasyonla çalışacaksınız. Başka belki bir iki jenerasyonla çalışacaksınız. Onların kulesinden de hayata bakmayı çünkü bir taraftan da biz onlara da sizin kulelerinizden hayata bakmayı anlatıyoruz. Ama e, hep beraber eğer e, biz böyle güzelliklere, iyiliklere iltica etmeye niyetlenirsek iş yaşamı çok daha sevimli bir hal alacaktır. Benim biraz da gayretim bu aslında bunu da kendime misyon edindim. Şimdi farkındalığa yatırımımızı yaptık efendim geldik seçeneklere. Yaşamda gerçekten sonsuz seçenekler var ama biz bazen çok dar bir paradigma bakış açısına sıkışıp kalıyoruz. Bu da şeyle çok öne ilintili aslında. 0-7 yaş arasında yaşam senaryolarımız ailemizde yazılıyor ve bize bakım verenlerin attıkları kodlar bazen bizim yaşamı çok yargılamaya meyali olan insanlara döndürüyor. Ee, bu, bu bu kısım e, benim çok önemsediğim bir kısım. Şimdi ya, yaşamda bir sürü şey yaşayacaksınız. Bir sürü deneyim, belki imtihan. E, ve her seferinde yol ikiye ayrılacak. Bu yollardan birisi öğrenen zihinde kalmak, öğrenci olmak, diğeri ise yargılayan tarafa geçmek. Profesör Doktor Engin Geçtan e, hocamı rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Kendisi diyor ki yolda giderken ayağın bir taşa değse ve e, bir anda taş benim gurum olur. Çünkü o yoldan giderken ne yapmamam gerektiğini bana öğretmiştir. O kadar muhteşem bir öğreti ki yani yaşımıza, başımıza bir şey geldiğinde ya da bir insanla bir durumla ilgili yaşadığımız şey bizi sükutu hayale uğrattığında ona bir öğretmen nazarından bakabilmek çok değerli. Şimdi yol ikiye ayrılıyor. Yargılayan zihinde şu var. Neden ben? Niye benim başıma geldi ya bu? kere bu, bu, bu yaşta şunu idrak etmek çok değerli. Neden ben olmayayım ki? Ben, ben olmamam için bir neden yok. Ee, veyahut da e, ne kadar kadersizim ya. Ulan pandemi Tam mezun olduk, pandemiye denk geldik ya. Var mı böyle bir şey? Biz çok şanssız bir nesiliz biliyor musunuz? Eğer bu cümleleri kuruyorsanız siz biraz yargılayan zihniyete doğru geçmişsinizdir. Peki öğrenen zihniyette ne var? Orada kişi diyor ki sonsuz seçenek var. Ben bu seçenekleri bir göreyim. Şu anda neler oluyor? Başkaları ne yapıyor? Ne yaparsam ayrışabilirim? Bu dönemde ne değer kazanacak? Ben neyi güçlendirmeliyim? Neyi farklı yapmalıyım? Neye yatırım yapmalıyım? Daha başka neler mümkün? Daha başka neler mümkün? Ve bu bir yani hangi yoldan gideceğiniz sizin seçiminiz. En sıkıntılı zamanlarda bile kendi hayatınızın kahramanı olabilirsiniz. Şimdi okuduğunuzu tahmin ettiğim iki kitaptan örnek vereyim. Kahramanın yolculuğu arketipi hep hayatımızda olacak. Bir tanesi mesela simyacı kitabındaki o Endülüslü Çoban Santiago. Hmm. Şimdi başımıza bir şey geldi mi? Öyle kolay da değil. Ben buradan böyle anlatıyorum falan. O yola çıkmak, cesaret, bazen bir şeyi bırakman gerekecek, bazen başlaman gerekecek. Bazen hastalıkla, bazen terk edilmekle, bazen işten kovulmakla imtihan olacaksın. Yani bunlar yaşamın gerçekleri. Endülüslü çoban korkuyor yola çıkmaya ama yola çıkınca hem iksiri hem de hayatının aşkını yolda buluyor ve çok derin öğrenmelerle dönüyor. Diğer tarafta ise işte bu Kürk Mantolu Madonna kitabındaki Reif Efendi karakteri var. Hı. Konfor alanına sıkışmış. Çıkamıyor oradan. Ne oldu? Sonuçta Maria Puder'i de kaybetti. Evladını da. Onun için e, seçenekleri şöyle bir bakıp benim yola çıkmam gerekiyor deyip adım e, atabilmeyi öğrenin. Şimdi size ben gene bir şey yapacağım sevgili arkadaşlar. Her... Herkes. Evet. Evet, şimdi kalem kağıt varsa kullanabilirsiniz. Hatta şey telefonunuzu bile kullanabilirsiniz. Matematiğiniz umarım iyidir. Çok basit matematik işlemi yapacağız. Çok basit. Hazırsanız başlayalım. 1 ile 9 arasında bir sayı tutmanızı rica ediyorum. Tuttunuz mu? Evet. Şimdi bırakın diye kötü bir espri yapmayacağız tabii. <laughs> ben evet. herkese cevap veriyorum yine. Evet tamam. efendim, tuttum. Sayıyı lütfen 9 çarpabilir misiniz? Tuttuğunuz sayıyı 9 ile çarpın lütfen. Çarptınız mı? Hı hı. Tamam. Şimdi çıkan sayının birinci ve ikinci basamağındaki rakamları toplamanızı rica ediyorum. Topladınız mı? Evet. Eğer tek sayı çıktıysa öylece kalabilir. Sonra çıkan sayının, o toplamdan çıkan sayının ilk harfiyle bir tane ülke adı düşünün ama söylemeyin Ezgi Hanım. Kafanızda dursun o ülke. Tamam. Şimdi o ülkenin, burayı dikkatli dinleyin, sondan üçüncü, sondan üçüncü harfine gidin. Sondan üçüncü harfiyle bir şehir adı düşünün. Düşündünüz mü? Evet. Tamam. Şimdi son göreviniz, o şehrin de yine sondan üçüncü harfiyle bir hayvan adı düşünün. Sevgili arkadaşlar, Danimarka Rize inek bulanları görebilir miyim? Ya yani ben ve bence gıyabımdaki herkes Evet. <laughs> Şimdi e, tabii ki 9'a bölünme kuralından 9 çıkıyor. Hikaye burada başlıyor. Asıl oradan sonra seçenekleri biz görememeye başlıyoruz. Hayatta da böyle. Şimdi tek ülke yani D ile başlayan Danimarka olabilir mi? Başka seçenekler olabilir mi yoksa? elbette olabilir. Başka seçenekler bulan var mı aramızda? Ee, varsa chat box'a yazabilir. Hızlıca evet. okuyabilirim. Dominik olabilir. Dominik olabilir. <laughs> Şimdi oradan daha da... bir yer aklımıza gelmedi. Peki sonra arkadaşlarım. Or oradan gelmişti. sonrasını söyleyeyim. Asıl şurada başlıyor hikaye. O hikayeyi oradan sonra da değiştirebiliriz. Hani marka dedik. Çünkü neden Rize? Neden Rotterdam değil, Roma değil, Rio değil, Riyad değil? Neden Rize? Ben orada Türkiye'de bir şehir demedim aslında. Yaşamda evet. da böyle bir şey oluyor. Önümüzde bir sürü seçenek oluyor ama bizim kafamızda öyle bir o kalıplar var ki kendi varsayımlarımızdan yola çıkarak sormuyoruz ve diyoruz ki e, bir tek Rize var. Sonra da sadece inek yok. İpek böceği var, iguana var. Bir gün birisi şey dedi hocam ben it yazdım o da oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> İti kabul edemiyoruz hayvan kategorisinde. Ama ya açıkçası düşündürmeye çalıştığım şey şu. Çok sınırlı bir çerçeveden ve aynı düşünüyoruz. Ben de bu arada bu egzersiz yapıldığında bana hevesli bir şekilde Doğan Hoca yapmıştı Doğan Cüceloğlu. Ben böyle Danimarka Rize inek bulanlar dedi böyle acayip bir şekilde elimi kaldırdım. Ay buldum falan diye. Sonra hoca açıklayınca tabii bir yandan su kötü hayale uğradım ama benim için çok da böyle mesaj veren bir şeydi ya dedim ne kadar da otomatik pilotta gidiyoruz ya onun için sevgili arkadaşlar bir film var izlemişsinizdir Ölü Ozanlar Derneği diye Nefis. <laughs> video açılırsa şu kısa kısmı size bir izleteyim neden buraya çıktım bilen var mı uzun boylu olmak için hayır oynadığın <laughs> için sağ <olun. gülüyor> Sıraya çıktım çünkü her şeye farklı bir açıdan bakmayı anımsamak istiyorum. Dünya buradan farklı görünüyor. Bana inanıyor musunuz? Gelip kendiniz bakın. Hadi. Hadi. Evet aslında e, sevgili arkadaşlar e, böyle seçeneksiz kaldığınız ya da ne yapacağınızı bilemediğiniz zamanda ya da bir paradigmaya tutulup kaldığınızda aynen e, Robbie Williams'ın yaptığı gibi masanın üstüne çıkmayı hatırlayın. Bir de başka açıdan bakmak seçenekleri çok gösteriyor ve böyle durumlarda koçluk ve mentorluk alın. İlla bunu bedelli almak durumunda değilsiniz, bir dost, arkadaş, meslektaş, sırdaş, eş, ee, insanlara fikir sunmayı şiar edinin. Ben böyle bir durumdayım. Ne dersin? Sen olsan ne yapardın? Bazen çünkü kendimiz seçenekleri göremeyebiliyoruz. Bazen de seçenek listesi hazırlayın. Başka ne olabilir? Ne olabilir? Neyi seçebilirim bu durumda diye. Peki bizi seçeneksizleştiren ne? Onu da size komik bir hikayeyle anlatayım. Şimdi bir İngiltere yolculuğuna çıktım. Ben yanıma bir beyefendi oturdu. Gurbetçi bir bey. Selamlaştık. Uçak havalandı. Havada e, pilot bir anons yaptı. Dedi ki birazdan e, şiddetli türbülanslarla karşılaşacağız. Lütfen emniyet önlemlerinizi alın. Ben çok panikledim. Çünkü ben uçmayı hiç sevmem. Ve böyle e, sıkıntılı uçuşlarda da iyice asabım bozulur. Ve öyle bir türbülans başladı ki akıllara zarar. Böyle elimde kitap, mitap her şeyi bıraktım ben, başladım, bildiğim bütün duaları okuyorum. Ne kadar dua biliyorsam yani. Ondan sonra yanındaki adam bana bakıyor böyle, bana bakıyor, bir şey söylemiyor falan. O da çok korkuyor, herkes korkuyor. Neyse derken biz bunu e, böyle bir de şey yaptı bu arada, bir hava boşluğu yaptı. Ben orada artık böyle, Bismillah, artık gidiyoruz falan diyorum. Neyse sonra normale döndük. Adam da rahatladı. Pilot bir anons yaptı. Dedi ki sizlerin uçuş güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir şey yaşamadık ama konforunuzu çok bozduk. Özür dileriz. Artık Birmingham'a kadar her şey yolunda. Oh be dedik böyle. Hani orada ortak acılar hemen insanları yakınlaştırır ya. Adamla biz muhabbete başladık. Adam bana döndü dedi abla uçak sallanınca sen nasıl imana geldin ha dedi. Ben böyle ya dedim ben dedim imansız mı görünüyorum beyefendi dedim. Sonra ya işte falan filan ama aslında adam çok güzel bir mesaj verdi. Hepimizin zihninde bir hapishane var. Yine o hapishanenin çok önemli bir kısmı 0-7 yaş arasında kurulmuş. Sonraki de geçmiş deneyimlerimizden konuları, olayları orada böyle raflara sıkıştırmışız ve onun arasında da sıkıştığımız için yaratıcılığımızı da oraya kurban etmişiz. O yüzden e, genç dostlarım, annenizden babanızdan ve e, size bakım verenlerden edindiğiniz bütün bilgileri zaman zaman temiz filtrelerden geçirin ve bir kısmını atın gitsin işe yaramayanları. Yani bugün yetişkin yaşamınızda işe yaramayan ve bugünü temsil etmeyen şeylerim. Evet iki tanesini konuştuk alternatifleri ve awareness dediğimiz o farkındalığı şimdi bağlanma ve bağlılık kısmını konuşacağız. Aslında insan doğası gereği anne karnından itibaren deli gibi bağlanmak istiyor. O doğduğumuz an itibariyle anneyle kurmaya çalıştığımız güçlü bağ hepimiz oksitosin denilen o nörotransmisiti çok seviyoruz. Ve ben şirketlere de onu söylüyorum. Eğer burada insanlarda oksitosin salgılatamazsanız insanlar buraya çeyrek porsiyonunu getirir. Ya da işte benim oksitosinim salgılanmıyorsa ben oraya bağlanmam bir yandan sürekli gözüm kariyer nette LinkedIn'de yeni fırsatları arıyor olur. Bir şeye adanmak, bir şeye bağlanmak çok ama çok değerli bir şey. Bunun için de bu zorlama olmuyor. İşte ilk slide o manada çok önemli. Peki bağlanırsak ne olur? Ben size Atatürk'ten bir hikayeyle bahsedeyim. Burada Profesör Doktor Nevin Ciğerim rahmetli anlatmıştı bunu ben Başkent Üniversitesi'nde çalışırken. Kral 8. Edward'ın İstanbul ziyareti şu gördüğünüz ekran. 8. Edward iner inmez şeyden, tekneden bir senderiyor, yere düşecek gibi oluyor. sonra tutunuyor falan. Atatürk de elini uzatıyor tokalaşmak üzere. O da böyle çok klasik bir Anglo-Sakson kibarlığıyla diyor ki Ellerim kirli yıkayayım sonra tokalaşalım. Atatürk'ün ilk cevabı bizim topraklarımız tertemizdir efendim diyor. Bakın tam bir duygusal zeka göstergesi büyük bir nezaketle lisanı münasip ile e, bizi temsil ediyor. Ama asıl size burayla ilgili anlatacağım hikaye. Sonrasında geliyor. Kral 8. Edward Kurtuluş Savaşı üzerine çok kafa yormuş bir adam ve taşlar bir türlü kafasında yerine oturmuyor. Diyor ki bu kadar az kaynakla, az insanla, bu kadar zor koşullarda bu nasıl kazanılır? Ve bunu Atatürk'e yemekte soruyor. Nasıl oldu diyor. Atatürk de diyor ki bir dakika size nasıl olduğunu göstereyim diyor. Yaverini çağırıyor. Yaver'den dışarıdan herhangi bir askeri içeriye davet etmesini rica ediyor ve silahını istiyor yaverin. Masanın üstüne yaver silahını koyuyor. Dışarıdaki nöbetçilerden birisini çağırıyorlar. Nöbetçi geliyor ve emredersiniz komutanım deyip selamını veriyor. Atatürk diyor ki asker bu silahı al ve kendini vur diyor. 8. Edward dehşete kapılıyor böyle nasıl bir şey bu falan diye. Ve daha sonrası daha ilginç asker alıyor tetiğe basıyor. Ve kralın adeta nutku tutuluyor. Daha sonra anılarında da bunu yazıyor. Ve ee, bu nasıl olur diyor. Bu diyor çok büyük bir adam çok büyük zaferler büyük adanmışlıklarla kazanılır. Eğer bir şeye bağlı değilsen bu iş olabilir. Eş olabilir. Ev olabilir. Ülke olabilir. Orada ne var olabiliyorsun ne de var edebiliyorsun. O yüzden yaşamda kendimizi kandırmamaya, ait hissettiğimiz yerlerde olmaya ve orayı da ait hissedebileceğimiz yerlere dönüştürmek için emek vermeye gayret etmemiz gerekiyor. Bağlanmadan, aşkla olmadan, tutkuyla olmadan hiçbir şey ama hiçbir şey olmuyor. O yüzden bir şeylere ve birilerine bağlanalım ve an biz insan olarak mesela son dönemlerde beni çok şaşırtan bir söylem Az insan olsun hayatınızda, sadeleşin, kimseyle görüşmeyin. Böyle bir sosyal izolasyonun yoğun bir şekilde e, e, insanlara pompalanıyor olmasını dehşetle izliyorum. Çünkü mesela transaksiyonel analiz kuramının e, kurucusu Erik Byrne der ki insanın üç tane açlığı vardır. İnsan temas almak, uyaran almak ve yapılandırılmak ister. Yani adımı söyle, beni gör, bana selam ver, birileriyle sohbet edelim, muhabbet edelim. Ee, ve de ben bir yaşamda da bir amacı gerçekleştireyim ister. Yani e, ünlü psikiyatristlerden birisi olan Viktor Frankl da diyor ki insan anlam arayan ve anlam yaratmaya çalışan bir varlıktır. O yüzden bugün mesela bunu sorgulamak için o kadar ideal yaşlardasınız ki ben sizi o kadar şanslı görüyorum, o kadar şanslı görüyorum ki çünkü bizim ee, bak Ben 20 sene önce üniversiteden mezun oldum ve 20 sene önce bunları anlatan birileri hakikaten yoktu. Ne böyle kariyer günleri, ne böyle şirketlerin işveren markasıyla ilgili hassasiyetleri, staj bile mevzuydu. Dolayısıyla bu fırsatlar, yani bunu 22 yaşında duymuş olmayı çok arzu ederdim hakikaten. Biz deneye deneye e, gördük, öğrendik ve e, sizlerin de umut ediyorum ki. Böyle aşkla yapacağınız işleriniz olsun, hem kendi ruhunuz şen olsun, hem de çalıştığınız yere, iş yaptığınız yere muhteşem katkılar sağlayın. Evet efendim, geldik zamanın önemli şeylerinden birisi olan Julie Hay'in çok altını çizdiği özgünlük kavramına. Ne görüyorsunuz ekranda? Ezgi Hanım ne gördünüz? Ee, ben e, de rahmetli Arman Kırım'ı anmak istedim burada. Ee, böyle önden mor inek görünce e, ben de hocamızı bir yad ettim. Ee, Durlar da yatsın inşallah. Ne kadar değerli bir insandı, değil çok, mi? Çok çok evet. E, şimdi genç arkadaşlarımızı bu ar isimler biraz yabancı geliyor ise lütfen e, yayından sonra Google'dan bakmalarını ve ilham almalarını şiddetle öneriyorum. E, evet. Hakikaten onlar e, bugün inovasyon konuşuyorsak, bugün farklılaşma konuşuyorsak. İnanınız ki temelleri arman kırımla atılmıştır. Onu da buradan yad edelim Engin Geçtak'tan sonra. Evet. Efendim ben inekleri inek. görüyorum burada. Bir mor inek önde, arkada siyah beyaz inekler görüyorum. Bir arkadaşım Milka yazmış. Birkaç kişi Milka yazıyor. Evet. Evet genelde arkadaşlar. Milka diyorlar. Milka diyorlar. İşte bakış açısı. Evet <laughs> bakış açısı. Sevgili arkadaşlar, Seth Godin'i okudunuz mu bilmiyorum. Ee, i̇yi bir yazardır. İzinli pazarlamanın üstadı azamlarındandır ve ee, onun işte en e, fazla okunan kitaplarından birisi Mor İnektir. Ben bu arada size Dip adındaki kitabını da öneririm. Çünkü kariyerinin başındaki insanlar için Dip çok ilham verici. Hani o az önce bahsettiğim asla vazgeçme telkininin e, tam tersine kaynaklarını fark et. Gerektiği yerde vazgeç ve yolu değiştir. Başka seçenekleri görle ilgili bir kitap. Konuyu çok dağıtmayayım ama onu da okuyun. Şimdi bu kitapta Yazar şöyle bir kurguyla başlıyor. Bir seyahat ediyoruz diyor Hollanda'da. Yolda yayılan inekleri görüyoruz ve arkadaşla beraber kalktık çok keyifli izliyoruz yani ne tatlılar falan diye. Ne kadar izleyebilirsin ki diyor inekler yani iki dakika. İki dakika sonra sıkıldık ve arkadaşım dedi ki diyor ya düşünsene bunlardan birinin rengi mor olsaydı ne kadar ilgimizi çekerdi değil mi? Oradan e, tabii organizasyonel yapılara sesleniyorlar ama ben bunu bireyle de çok e, bütünleştiriyorum. Çünkü az evvel Zülfiye Hanım'ın ifade ettiği üzere farklılaşmayan her şey metalaşıyor ve metanın bir değeri olmuyor. Mesela bu bir şirketse fark yaratamıyorsa, inovasyon yaratamıyorsa fiyatla rekabete başlıyor. Bu bir bireyse de birey ya yerinde sayıyor ya vasat işlerde vasat kazançlarla devam ediyor. Ve o vasatlık bizi o kadar mutsuz eden bir şey ki hele sizin gibi muhteşem gençlerin en son ihtiyaç duyduğu şey kesinlikle vasatlık. O zaman ne yapalım? Bizim farklılaşmamız gerekiyor ve yine özgünlük dediğimiz konuda şunu idrak etmemiz gerekiyor. Sizde ne varsa onu e, ön plana çıkarmak ve sosyal kopyalamadan yola çıkıp birer kültür robotuna dönüşmemek fark yeteneklerimizin yanı sıra ekleyeceğimiz becerileri ve yetkinlikleri de nasıl fark yaratabilirim? Neye ihtiyaç var? Nereden ayrışabilirim? Ama bunu yaparken de hep özgünlüğünü koruma ve özünde olma çok önemli. Benim hatta beyaz yakalı burcu diye bir karakterim var. O şeyin çok güzel bir temsili. Plazalarda sıkışmış, parasını deli gibi başka birine dönüşmeye çalışan insanlar var onları temsil ediyor asla onlardan birisi olmayın hayatta o yapacak o kadar güzel şeyler var ki oralarda işinizi yaparken özgünlüğünüzü ortaya koyduğunuzda muhteşem bir hayat sizi bekliyor ama oradaki o ezber içerisine girip özgünlüğünüzü yitirdiğinizde kendine yabancılaşma oluyor ve bugün psikoterapiye giden insanların çoğunun teşhisi terapistler tarafından e, hastanın danışanın kendine yabancılaşması tespit edildi diye bu aslında postmodern zamanların yani şehirli insanın da çok önemli ruhsal hastalıklarından birisi. özgünlüğümüzü korurken tabii ki odaklanmamız gereken şeyler de var. Bir kere küresel bilinçte olmanız çok önemli. Yani inovasyonla ilgili eğitimlerde eminim hocalarınız epeyce değinmiştir. Sadece kendi küçük dünyanıza bakmayın. Dünyada ne oluyor? Dünyada neler değişiyor? Çin'de ne oluyor? İşte bankacılık sistemleri dünyada nasıl gidiyor? İhracat nasıl? İthalat nasıl? İnsanlar nasıl yaşıyor? Finans, ekonomi, işletmecilik, girişimcilik okur yazarlığı çok önemli. Ve yetiştiğiniz disiplin her ne olursa olsun, psikoloji, sosyoloji, felsefe, antropoloji, sosyal psikoloji gibi insanı ve ilişkileri anlamaya yönelik disiplinlerle zenginleşmeyi ihmal etmeyin. Bu çok muhteşem bir şey. Yurttaş okur yazarlığı dediğimiz. Benim Nefis ülkemde... bir terminoloji bu. Bu çok çok güzel hakikaten. Sizi kutlamak istedim gerçekten. Yurttaşlık okur yazarlığı. Bu aralar duyduğum en güzel iki kelime belki de. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Benim ülkemde ne oluyor? Benim e, yapmam gereken şeyler neler? E, ne Neye odaklanırsam? Hangi konularda sosyal duyarlılığımın olması gerekiyor? Hangi STK'larda kendimi gösterebilirim? Hı -hı. Çünkü evet. e, çok ağır bir suçlama kültürü var. Ve yine Engin Gençten Hoca'ya e, atıf yapacağım. Diyor ki zamane kitabında ülkemde bir şeyler kötü gidiyorsa ben döner ve kendime şunu sorarım diyor. Acaba benim bunda sorumluluğum ne ki işler bu hale geldi? Bir cinayet de işlense, bir e, kadın mağduriyeti de olsa bir hayvana da ee, bir ne bileyim herhangi bir kötülük canlıya herhangi... hiç fark etmez evet Be, ben benim acaba nasıl bir sorumluluğum vardı yani biz sıyrılıp birilerine Türk ya yani cahil insanlar da şu niye ilgilenmiyor bu niye ilgilenmiyor hayır ya ben de bir şey yapayım benim de bir çabam olsun bir yurttaş olarak ne oluyor bitiyor onun dışında işte o e, Goleman'ın e, empatik ilgi dediği şey çok önemli ay yazık değil de bir dakika ya yazıkla olmuyor işte. Ben biraz da ne yaparım diye bir adım atayım. İşte Bu... yine farkındalığa aslında açılıyor bunun kapısı. Evet. Bu da sosyal farkındalık kesinlikle. Farkındalık aslında hayatın her alanında, her mecrasında olan bir şey. Çok çok doğru ifade ettiniz. Ve çevre okur yazarlığı. Sevgili arkadaşlar, bugün yaşadığımız salgının bile çok önemli bir nedeni havayı, suyu, toprağı hor kullanmamızda çok ilintili. Kaynakları israf etmemize çok ilintili sürdürülebilirlik dilimize pelesenk ama daha evlerimizde bile çevreyle ilgili duyarlılığımız çok ama çok düşük dozlarda. Ama siz sevgili genç dostlarım bence bizim kuşaklara göre çok daha iyi durumdasınız. O yüzden ben çok umutluyum. Bunu da ezbere değil, şiar edinerek, kişisel bütünlükle gerçekten bir çevre okur yazarı olmak çok önemli. Bunların hepsi işte bizim özgünlüğümüzü destekleyecek şeyler. Ve e, yaratıcı yıkım kavramı hep hayatınızda olsun. 1940'lı yıllarda e, Schumpeter denilen bir ekonomistin literatüre kazandırdığı bir kavram. Bir şeyi yeniden yapmak. O şirketler için kullanmış. Demiş ki bir şirketin e, sonsuz bir ömrü yoktur. Bu hakkını hep yeniden kazanmalıdır. Bu insan için de böyle biliyor musunuz? Mesela bir yerlere geliyoruz çok iyi şeyler yapıyoruz. Ama iki sene sonra demode oluyor. O hakkı yeniden kazanmamız lazım. Ölene kadar yani o yaşam boyu öğrencilik dediğimiz kavram gerçekten çok değerli. Öğrenme aşkımızın hep tam olması gerekiyor. Fakat bunu da inovasyon kültürüyle beslemek çok önemli. Şimdi cep telefonları 1970'li yıllarda Cooper denilen bir adam tarafından 2000 tane üretilmiş. Fakat ticarileşmesini sağlayan marka Nokia. Aranızda sizler gençsiniz. Çoğunuz belki Nokia'yı hiç kullanmadı ama ben ve yaşıtlarım bilecektir ki Nokia herkesin cebine girdi. Herkesin. Şimdi Nokia'sı olan var mı diye sorsak şöyle bin kişiyi çıkarın bir kişi çıkmaz o kadar yani deneyimlerimden biliyorum. Çünkü Nokia yaratıcı yıkım yapamadı. Ne yaptı yaratıcı yıkımı? Apple yaptı. Ve dolayısıyla da pazara ciddi şekilde hakim oldu. Şimdi bireysel tarafta da bizim hep bu yaratıcı yıkımı kafamızda tutmamız gerekiyor. Ve olanı sorgulayıp bambaşka bir şeyler getirmemiz gerekiyor. Onun için de öğrenme ve inovasyon yetkinliklerinin kıymeti harbiyesi hep hayatınızda olsun. Evet özgünlüğü de bitirdik. Sona doğru geliyoruz. Son beşincisi sorumluluk alma. Şimdi e, ben bir yandan da saatimi de kontrol edeyim. Evet güzel gidiyoruz bence saat evet, açısından. Evet. Şimdi e, bu responsibility denilen şey gerçekten bu kelimeyi böyle böldüğünde çok güzel oluyor. Bazıları şey diyor kelimenin etimolojisine bakınca ya hayır alakası yok diyor ama benim hoşuma gidiyor gerçekten. Yani o cevap verebilme bir şeylere becerisi. Şimdi o az önce bahsettiğim bir kitap vardı ya Jim Collins'in kitabı İyiden Mükemmel Şirketlere. Orada 15 tane mükemmele ulaşmış şirketi araştırmışlar. Ve Collins şunu söylüyor. Burada diyor çalışan işte üst düzey yöneticilerin ortak bir özelliğini fark ettim diyor. Bir şey iyi gittiğinde alkış çalıyorlar ve camdan bakıyorlar diyor. Ekibe bakıp diyorlar ki diyor, sizin sayenizde oldu. Tebrikler arkadaşlar. Bravo. Ben bunu bayılıyorum. Ve daha önemlisi diyor ki bir şeyler kötü gittiğinde de koşa koşa aynaya gidiyorlar diyor. Ve diyorlar ki diyor? Benim bunda sorumluluğum ne? Ve ben bir e, İngiltere'de bir yöneticiyle çalışıyordum. Ben alışmışım tabii Türklerde. Bu planlamanın suçu, bu işte operasyondan bilmem ne falan. Kadın sürekli bana soruyordu. Hülya, what is your responsibility? You need to ask yourself. Ve ben böyle Allah Allah bu kadın niye hep bana böyle diyor derken onun bana o kadar değerli bir şey öğrettiğini fark ettim ki. Şimdi ben de kendi çalıştığım yerlerde hep organizasyonlarda böyle silolaşma ve içine kapanma diğerini kötüleme kültürü yerine. Peki acaba biz neyi yanlış yaptık benim sorumluluğum? Bu bir evlilik biterken de olabilir bakın bir gönül ilişkisinde de. ben Bu işin bu hale gelmesinde benim Hı. sorumluluğum neydi acaba? Ben uçağı kaçırdım. Bir kadın da kaçırdı yanımda. İkimiz de kendi e, suçumuzdan dolayı kaçırdık. Hava yolunun bir suçu yok yani. Ben kendimi suçlamadan, dövmeden dedim ki benim sorumluluğumdu. Dikkat etmedim. Kadın ama suçluyor. Şimdi ben sonra bir daha uçak kaçırmadım. Ama o kadın bir kere birkaç defa daha kaçırabilir. Belki ben de kaçırabilirim ama en azından kendi kabahatim olduğunu biliyorum. Yani bu çok yaralayıcı bir şey değil. Bir şey olduğunda ve şeyde de organizasyonel yapılarda da e, sorumluluk almaya hep meyaliniz olsun. Bir de bu Julie Hay'in son kategorisinde bu şeyde e, sorumluluk kategorisinde aynı zamanda şeffaflığı da biraz anlatıyorlar. Orada da size şunu anlatayım. Bu anlatacağım hikaye iş hayatında her zaman kalbinizde olsun. Şerif Kaynar Hoca'dan dinledim. Şerif Kaynar Hoca da e, bu e, üst düzey C-Level yöneticileri dünyada e, şey yapıyor. İşte kafa avcısı dediğimiz şey. Hetan Dili evet. şey olacak şimdi. Plaza Dili kullanmış olacağım. kendimi <laughs> Kendi... Yok, yok. Ee, hoca bir hikayesini anlattı 1970'lerde Amerika'da bir şirkette çalışıyorum dedi beni dedi fil adalarına gönderdiler bir iş için Afrika'ya gittim çalıştım falan bir, yere, bir yerde taksiye binmem gerekti dedi hani değil taksi fişi almak zaten taksi bulmak bile bir mucize adam bana fiş veremedi ve 100 dolar tuttu dedi Amerika'ya döndüm dedi o hafta işte bir yerde bir yemek yedim dedi. O da 100 dolar tuttu dedi. Fişini aldım dedim. Ondan sonra o şeylerin içerisine masraf zarfına onu da iliştirdim dedi. Sonra genel müdür çağırdı. Sohbet ediyoruz. Seyahati değerlendiriyoruz falan. Sonra zarfı çıkardı. Bana dedi ki dedi o fişi gösterdi dedi. İşte şey bu nedir Şerif dedi dedi. Ben şöyle baktım işte anlattım dedim ki dedi böyle oldu şöyle oldu taksiye bindim. Onun yerine bunu koydum. Ve diyor beyaz bir kağıt çıkardı dedi ki diyor keşke şu kağıdı alsaydın ve hikayeni yazsaydın. Deseydin ki böyle böyle 100 dolar harcadım. Ee, o yüzden fiş alamadım bana 100 dolarımı ödeyin. Şerif şirketine karşı beyaz bir sayfa olmayı öğrenmen gerekir. Ve Şerif Hoca şeffaflık üzerine çok önemli bir iç görev elde ettiğini ifade ediyor bu şeyde. Ben de çok etkilendim. Gerçekten çoğu Şimdi. zaman bize çok masum gelen şeyler oluyor. Ne var ki bunda falan diyoruz. Ama aslında o, o, o işte az çoğun kanıtıdır. Hı. Evet. Az yapıyorsak çok da yapabiliriz ve e, Türkiye'de şeffaflığı hep beraber daha fazla sağlama, daha dürüst bir kültürü Beslemek durumundayız. Bunun için hepimizin çaba göstermesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu bahsettiğim fonksiyonlar üzerine odaklandığımızda her şey tahminimizden çok daha iyi gidebiliyor sevgili dostlar. Şimdi tabii ben size sizin yüreklerinizde biraz da şu dönemde korkunun da olabiliyor olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü zor bir şeyden geçiyoruz ama. Dostlar şunu hiç unutmayın. Hayat yeknesak tekrarlardan ibaret değil. Bu ve benzeri bir sürü şey yaşayacaksınız. Hacı yatmazlar gibi olun. Düşün, düşmeye hakkımız var ama yaz süresini çok uzun tutmayın. Ayağa kalkın ve şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi buradan da yeni fırsatlar çıkacak. Sakın size bundan sonra hiçbir şey iyi olmayacak, işsiz kalacaksınız, şu şöyle olacak, ekonomi böyle olacak. Niye bunu diyorum? Biz bunu çok yaşadık çünkü ben herhalde 6-7 tane dramatik krizi yaşadım ve her biri de bir şekilde oluyor ve bitiyor. Yani yaşam böyle lineer değil. Bazen şöyle S şeklinde, bazen daireler şeklinde ama bitiyor. Yani o yüzden iyimserliğinizi koruyun. Ben şairlerin, sanatçıların doğal ruh bilimciler olduğuna çok inanıyorum. <laughs> size muhteşem bir şiirle son vereceğim bu konuşmama. Sonra da sözü size bırakacağım. Evet, Nazım Hikmet diyor ki, kardeşim sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana. Uçak sağ salim inebilsin meydana. Doktor gülerek çıksın ameliyattan. Kör çocuğun açılsın gözleri. Delikanlı kurtarılsın kurşuna dizilirken. Birbirine kavuşsun yavuklular. Düğün dernek yapılsın hem de. Susuzluk da suya kavuşsun, ekmek de hürriyete. Kardeşim, sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana. Onların dediği çıkacak, Eninde de sonunda da. Evet bir de reklam yapalım. Ezgi Hanım sağ olsun söyledim. Evet. 10 gün önce çıkan kitabım çıktığı günden beri en iyi satılan iş kitabı. Açıkçası bu kadarını ben de beklemiyordum. O yüzden e, o kadar büyük bir minnet ve şükür duygusu içerisindeyim ki anlatamam. Kitapta iş dünyasında iletişime dair her şeyi çok rafine bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir de böyle sizlerin seveceği şekilde kare kodlarla teknoloji evet. Yani, o benim de çok dikkatimi çekti. Adını bir daha anons edelim lütfen kitabınızı. Tabii. Tam üstüne bastın. iş dünyası için iletişim. Bunu alır, okur, içselleştirirseniz iletişiminiz mükemmel olacaktır kesinlikle. O yüzden edinmenizi e, sosyal medyada paylaşmanızı beni de etiketlemenizi çok arzu ederim. Evet sevgili dostlar şimdi e, sıra sizde umuyorum. E, Ezgi Hanım'la da birkaç defa konuştuk. Şimdi bu dijitalde ben sizin ne hissettiğinizi şu anda hiç bilmiyorum. Sevdiniz mi? Sıkıldınız mı? Keyif aldınız mı? ben tabii yandaki chat box'tan yorumları görebiliyorum ve sağ olsunlar duygularını esirgemeyen isimler olmuş burada. Çok teşekkür ediyoruz size. Sorular varsa lütfen yazın. Bu son dakikalarımızı değerlendirelim. ama benim buradan genç arkadaşlara çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Sizi dinlerken benim de kendi kişisel de hassasiyetim Nefis kelimeler kullanıyorsunuz konuşurken. Bazılarının anlamını bilmediğine eminim arkadaşlarımızın. Bu onların kabahati değil. Ee, eski Türkçeden çok özel kelimeler. Ee, diyorum ki genç arkadaşlarımıza işte o duygusal zekanızı da hani yükseltirken bu kelimelerle de onlara yorma, ihmal etmeyin. Ne kadar çok kelimeyle konuşursanız o kadar güzel iletişim kurar. O kadar güzel duygusal zekanızı da e, iyi hale getirirsiniz. E, teşekkürler deniyor. E, sizin ağzınıza sağlık diyorlar. E, çok keyif Sağolsunlar. aldılar. Sağolsunlar. E, günü güzel kapattık. Nefisti Hülya Hanım. Çok teşekkürler. Ben çok ben teşekkür ederim. Ben arada önüme bakıp e, kendimce kendime notlar aldım. E, çünkü Danimarka yanıtını veren o, o eski kafalardan biri olarak hakikaten e, bu Dominik Cumhuriyeti'ne nasıl dönüşürüz oturup benim de onu düşünmem lazım belki biraz da. Bana kattığınız her şey için arkadaşlara kattığınız her şey için sonsuz teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim bütün ekibe. Az evvel ifade ettiğiniz gibi ben aslında o kelimeleri kullanmadan da Türkçeyi çok rahat kullanabilirim. Bu konuda bazen diyorlar niye bu kadar ben özellikle hep beraber bilmediğimiz kelimeler konusunda derinleşelim, öğrenelim istiyorum. Kesinlikle, İnşallah arkadaşlarım da o anlamda feyiz almıştır diye tahmin ediyorum. Bence Deniz Bank hepimiz için çok değerli bir şey yapıyor. Böyle zor zamanlarda Birilerinin insanı öncelemesi çok umut verici ve sizlerin de burada olması ondan da daha fazla umut verici. İnşallah bir gün bir yerlerde yine karşılaşır ve kucaklaşırız. Ben böyle olacağına çok ama çok inanıyorum. Hepinizi canı gönülden kucaklıyorum sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Sosyal medyada beni takip etmeyi <laughs> sakın unutmayın. Bakın, cildi <laughs> izlediğiniz çok güzel yoksa. Ee, çok teşekkür ediyoruz herkese. Tekrarını elbette izleyebilirsiniz. Sevgili Rabia'nın ikinci defa soruşu sanıyorum. Ee, tekrar yayınlanacak YouTube'da yine. Oradan da zevkle izleyebilirsiniz. Herkese sonsuz sevgiler. Hülya'm çok teşekkürler. Sağ tamam, olun efendim. Hoşça kalın, eksik şakalın. olmayın. Görüşürüz.